Harbi taraftar merhaba. Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Hiç düşündünüz mü? Eskiden Fenerbahçemizi top oynarken çok sevdiğimiz oyuncular şimdi ne yapıyor? Bakalım sevdiğimiz oyuncular futbolu bıraktıktan sonra nelerle uğraşıyorlar? Pierre van nasıl hatırlıyoruz? Attığı birbirinden müthiş free kick golleri ve çoğu maçta da bizi ipten almışlığıyla hatırlıyoruz kendisini. Bir de kola reklamlarında oynamıştı. Döndüğündeki o camo kabığı yok mu? Ulan ne yakışmıştı sana be Pierre. Pierre futbolu bıraktıktan sonra çeşitli televizyon programlarında yorumculuk yapmaya da başladı. Fenerbahçesini de unutmadı tabii. İnsan ilişkileri çok iyi olup Fenerbahçemizi de futbolcu önermişliği fazlasıyla vardı Pierre'in. Senin yerin her zaman ayrıydı bizde Pierre. Camo kabığı sana çok yakışmıştı. Hep kalbimizde olacaksın. Kendine iyi bak başkan. Samuel Johnson'ı hatırlıyor musunuz? Valla ben çok iyi hatırlıyorum. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'mizde forma giyiyordu. Hani bir söz var ya miras değil baba alın teri diye. He işte Johnson onun birebir vücut bulmuş haliydi. Bir insan bu kadar teller miydi ya? Hiç unutmuyorum bir maçta formasını çıkarıp böyle sıkmıştı çamaşır sıkar gibi. Bir insanın bu kadar terlediğini ilk defa Johnson'da şahit oldum. Ve hiç unutamadığımız şeylerinden biri ise de Zamanında Tafere'nin şöyle bir lafı vardı Fenerbahçe kalesine pota koysun diye Potayı gösterdi size Cansın Serbest vuruştan attığı golle en güzel cevabı Tafere'le ve Galatasaraylılara verdi O da futbolu bıraktı biliyorsunuz Şimdi e, menajerlik gibi bir işlerle uğraşıyor Türkiye'deki kulüplere de baya bir yardımcı oluyor Her şey için teşekkürler Cansın Adamsın adam JJ yok Biliyorsunuz ben JJ'yi çok seviyorum 90'lı yıllarda Fenerbahçe'mizde 2 sene boyunca top koşturdu. Galatasaray maçlarında hatırlıyorsunuz 4 maçta da birer golü var. Yani tam anlamıyla sağlamasını yaparak Fenerbahçeli olmuştu CC. Futbolu bıraktıktan sonra CC tam bir ticaret adamı oldu. Ülkesinde Kulipon adlı gece kulübü mekanını alıp işletti. Şimdi ona devam ediyor mu bilmiyorum ama ülkesinde çok büyük bir projeye imza attı CC. Barış, ekonomi ve kültürün gelişmesi için C.C. Okoço vakfını kurdu. Ve bu vakıf hala faaliyetlerine devam ediyor. Ülken için yaptıkların için seni tebrik ediyoruz ve bu ülkede de seni çok seviyoruz C.C. Yolun açık olsun. Uç ve Höke hatırlamayan bizden değildir. Karpuzla peynir, çayla şeker gibilerdi. Tek başlarına adılmazlardı hiçbir zaman. Fenerbahçe tarihine de tek tek değil de iksimleri birleşik yazıldı bu ikilinin. Futbolu bıraktıktan sonra aslında Hük için işler pek de kolay gitmedi. Beynindeki bir kan pıhtısından oluşan hastalıktan dolayı uzun süre tedavi gördü. Bu süre boyunca da televizyonlarda yaptığı yorumculuğu bıraktı, eşinden de ayrılmak zorunda kaldı. Neyse ki sağlığına kavuştu Hök. Çok güzel haberler aldı ve sağlığı gayet yerinde. Futbolu bıraktıktan sonra Uche zamanın popüler işlerinden olan e-ticaret işine girmiş. İlk başta işleri iyi gidiyormuş ama sonradan maalesef dolandırılmış üçe. Elinde ne var ne yok gitmiş bu aralarda bayağı bir maddi kriz içinde. İnşallah en kısa zamanda toparlarsın ve hayat senin için istediğin gibi olur. Seni seviyoruz Uçe. Kendine çok dikkat et. Ariel Ortega 2000'li yıllarda Fenerbahçe'mize gelen Ariel o arada Manchester United'da peşindeydi. Ama transfer çalımını tabii ki de Fenerbahçe'miz yapmıştı Manchester'a. Ariel Ortega'yı en iyi nasıl hatırlıyoruz? O 6 Kasım'daki malum maçın en büyük kahramanlarından biriydi. Sağ içinde bir kendi kalmıştı çalım atmadı Ve tam da bir Fenerbahçeli olmuştu ölü. Galatasaray'a da bir golü de vardı Ortega'nın. Sonra ne olduysa Ortega bir anda ülkesine gitti. Geleceğim deyip dönmedi ve Fenerbahçemiz de FIFA'ya dava açtı. Davada FIFA Fenerbahçemizi haklı buldu ve Ortega'ya bir yıl futboldan men cezası verdi. Bu aldığı cezadan sonra bir türlü toparlayamayan Ortega ülkesine dönüp farklı kulüplerde top koşturdu. Ama istediğini bulamayan Ortega alkol ve uyuşturucu batağına düştü. Aldığımız haberlere göre de karısına da fazlasıyla şiddet uygulayıp büyük cezalar almış. Kadınlar çiçektir Ortega. Böyle şeyler sana yakışıyor mu hiç? Kadınlar bizim baş tacımızdır. Futbolu bıraktın, ülkende izdivaca çekildin biliyoruz ama inşallah bundan sonra işler daha da güzel olur senin için. Elviri Boliş dediğinde aklınıza ne geliyor? Valla benim aklıma ilk gelen şey Manchester'a attığı o muhteşem gol. O zamanlar İngilizlerin şöyle bir tripleri vardı ya 40 yıldır yenilmiyoruz lan diye. Tamam 40 yıldır yenilmiyordunuz ama yenilmeyen takım yoktur abi. Fenerbahçe ile karşılaşmamış takım vardır. Boliç bunu o kadar güzel gösterdi ki yaptığı o aşırtma vuruşuyla Şimaykıl'ı avladı ve 40 yıllık yenilmezlik serilerine son verdi. 2006 yılında futbolu bırakan Elvir Boliç şimdi ülkesinde yaşıyor. Bir restoran zinciri var bir de inşaat sektörüne girmiş. Ellerine sağlık Elvir Boliç seni hiçbir zaman unutmayacağız. Ve biliyorum ki Manchesterlılarda seni hiçbir zaman unutmayacaklar. Fenerbahçemizde oynadığı dönemlerde gönlümüze taht kuran o futbolcular şu an neler yapıyor neler yaşıyor kısa da olsa anlattım sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar.